بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد أحمد الله سبحانه وتعالى جمعنا في هذا المكان وأسأله سبحانه وتعالى أن يجمعنا بنبينا عليه الصلاة والسلام في الفردوس الأعلى من الجنة. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. Bizi tekrar burada birleştiren Yüce Rabbimiz hamdü senalar olsun. Yüce Allah'tan dileyin bizi Firdevs'e arada Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'e beraber komşu eylesin. La yeşuk ahad annena l'an fi zaman fitan ve hâzâ الزمن من أخطر الأزمان والعصور التي مرت منذ أن بعث النبي صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا. النبي صلى الله عليه وسلم gönderildiğinden beri şu an yaşadığımız en kötü zamanda, fitnelerin en boğulduğu zamanda yaşıyoruz. نعم وقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم من هذه الفتنة. النبي صلى الله عليه وسلم geri durmamış bu fitnelerden sakındırmıştır. فقال عليه الصلاة والسلام فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا اي عما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم والصحابه رضي الله عنهم. النبي صلى الله عليه وسلم kendisinden sonra yaşayanlara bunların büyük fitnelerle karşılaşacağını haber vermiştir. Yani sahabe dönemindeki durumdan başka bir şekilde büyük fitnelerin onların başına geleceğini haber vermiştir. ما هو الخلاص ما هو العلاج peki bu fitnelerden nasıl kurtulacağız? ارشد الى هذا النبي صلى الله عليه وسلم قال فعليكم ايلزموا sünneti ay tariqatin nebi sallallahu aleyhi ve sellem. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem sünnetime sımsıkı bir şekilde sarılın diye emretmiştir. Fe hal ettemessuk bi sünnetin nebi sallallahu aleyhi ve sellem tekun fil zahir av fil batın. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem sünnetine tabi olmak, bağlı olmak sadece dışarıdan bir görünüşle mi olur yoksa insanın kendi batınında, iç hayatında da mı gereklidir? Ha. في الظاهر أو في الباطن التمسك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم بعض الأمور مسلمين بعض الظاهر olarak mesela insanın batında mı olması gerekiyor في الظاهر وفي الباطن ikisinde de olması lazım hem zahirde hem de batında Nebi sallallahu aleyhi ve sellem uymak gerekir ولأن السنة إذا كانت في الباطن لابد أن تظهر على سلوك العبد وعلى لباسه وعلى تعامله نعم bir kimse gerçekten kendi içinde sünnete tabi oluyorsa bu içinde tabi olduğu şey elbette onun dışına vurması gerekir insanlar onu görecektir اذن كيف نتمسك بالسنه ونحن لا نعرف السنه bizler Nebi sallallahu aleyhi ve sellem sünnetine bağlanmak istiyoruz ancak bu sünnete bağlı olmak ilim olmadan mümkün olur mu hiç لابد ان نتعلم سنة النبي صلى الله عليه وسلم. Onun için bu sünneti çok iyi bir şekilde öğrenmemiz bize şarttır. السنة هنا هي طريقة النبي صلى الله عليه وسلم. Sünnet olarak bahsettiğim şey Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'in izlediği yoldur, gittiği yoldur. نعم. فكيف نتعلم؟ Peki nasıl öğreneceğiz bu yolu? هل نتعلم على ما نريد؟ Yani kendi istediğimiz şekilde mi öğreneceğiz? هل يمكن أن نتعلم عن طريق جوجل مثلا عن طريق هذه الوسائل؟ Yoksa izlememiz gereken yol Google'ı açıp buradan öğrenmek mi olacaktır? هل سمعتم يوما من الأيام أن أحد من العلماء تخرج من مدرسة جوجل؟ Hiç duydunuz mu bir alimin sadece internete bakarak alim olduğunu? لا. Mümkün değildir, hiç de olmamıştır. إذن لابد أن نأتي إلى المساجد. Onun için yapmamız gereken mescitlere çokça gelmemiz gerekir. نتعلم فيها. Ve mescitleri öğrenme yeri yapmamız orada bolca dinimizi öğrenmemiz gerekir. La yasluh an tetaallam fil beyt au fil suq au an tariq hada al ajhiza. Evde öğrenmek ya da çarşıda öğrenmek ya da bu elimizdeki aletler bu iletişim vasıtalarıyla öğrenmek bizi doğru yola götürmeyecektir. Naam yumkin hadi tusaidak yumkin. Bu sana yardımcı olacak bir vesile olabilir. Bimaza nabda? O zaman ne ile başlamamız gerekiyor? نبدأ أول ما يكون بأن نصحح النية لله سبحانه وتعالى أن يكون الغرض من طلب العلم وتعلم طريقة سنة النبي صلى الله عليه وسلم هو أن تبتغي بهذا وجه الله سبحانه وتعالى لا تريد لا رياء ولا سمعة ولا مال ولا غيره Bu ilimi öğrenmek için yapman gereken ilk şey içini temizlemen ve bu ilimi öğrenmeyi sırf Allah rızası için yapman. Yani ilim öğrenmiyorsun, sadece yaptığın bu ilim Allah için olması gerekir. الشرط الثاني
أن تسير على طريقة النبي صلى الله عليه وسلم الاتباع لا تبتدع في دين الله لا تبتدع في طلب العلم. İlim öğrenmede uyman gereken ikinci şey ise Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'in üzerinde bulunduğu yol üzere öğrenmen gerekiyor bunu. Senin metodun Nebi sallallahu aleyhi ve sellem öğrettiği metot olması gerekir. هل علم الشريعة هذا ميسر أو معسر؟ Şeriat ilimlerini, dini ilimleri öğrenmek soruyorum size. Kolay mı yoksa zor mu? نعم. Zor. صعب. صعب. سهل. الله سبحانه وتعالى ماذا يقول؟ جاء الله نبي المشتر. ولقد يعني والله لقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر؟ Oysa Yüce Allah şöyle buyurmuştur. Biz bu Kur'an'ı kolaylaştırdık. Artık düşünen ve öğüt alan bir kimse var mı? Allah subhanahu ve teala yesser lana hâzal Kur'an ve anzel aleyna'l Kur'an hatta nefhamu ev la nefham. Yüce Allah bizim için bu Kur'an-ı Kerim'i onu öğrenmeyi, onu okumayı bizim için kolay kılmıştır. Bunu anlamamız için mi yoksa onu anlamaktan uzak durmamız için mi yapmıştır? نعم أو لا. يعني إذا الله بنا أن نعلمه من سياق مش تريمه. هل النبي صلى الله عليه وسلم بين هذا الدين أو هذا الدين لم يبين؟ النبي صلى الله عليه وسلم بعند لين ديني أشكلمش مدر بيانت مش مدر يوكسا أشكلمه مش مدر. ترك الأمة على بيضاء نقية ليلها كنهارها. النبي صلى الله عليه وسلم بديني أبشر بشكل دقيق مشر. gecesi gündüz gibidir. هل تفرق بين الليل والنهار؟ Sen gece ile gündüzün arasında ayırt edebiliyorsun değil mi? Nebi sallallahu aleyhi ve sellem terekel umme ala hâza. Ala beyza nakiyye leyluha kenhâri. Nebimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem bize bu dini apaçık bir şekilde bırakmıştır. La yazîr an sünnetin Nebi sallallahu aleyhi ve sellem illa hâlik. Nesra'a fi esselam. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem sünnetinden sapan bir kimse ancak helak olmuş bir kimsedir. İzen hâza d-din muyesser. O zaman şöyle söyleyebiliriz. Bu dini öğrenmek kolaydır. والنبي صلى الله عليه وسلم بين كل شيء. نبيimiz محمد صلى الله عليه وسلم her şeyi apaçık bir şekilde bize anlatmıştır. ماذا يبقى علينا؟ Biz artık ne kalıyor? إيش يبقى؟ Ne yapmamız gerekiyor? نجتهد. Çalışmamız, öğrenmemiz gerekiyor. فقط. Sadece bize çalışmak gerekiyor. هل العلم خاص بالعرب؟ İlim öğrenmek sadece Araplar için midir? هل يدخل الجنة العرب فقط؟ Cennette sadece Araplar mı girecek? هل العلماء فقط من العرب؟ عالمنا سادج عربلردن مشكور. أصح كتاب بعد كتاب الله. أي كتاب؟ جاء الله من كتابından sonra en sayı olan kitap hangisidir? صحيح البخاري. صحيح البخاري ده biliyorsunuz. البخاري من أين؟ من بخارة. ليس من العرب. بخاري رحمه الله neredendir? Bukhara'dandır. Yani Özbekistan'ın bulunduğu yerdendir. Arap değildir kendisi. من أحسن الكتب في تعلم اللغة العربية من الذي ألف هذا الكتاب؟ Arapça öğrenmek için yazılan en iyi kitabı kim yazmıştır? سيبويه. وسيبويه ليس بعرب. سيبويه yazmıştır. Kendisi de Arap değildir. أكبر قاموس عندنا في اللغة العربية في معرفة الكلمات للفيروز أبادي هذا ليس بعربي. Arapça kelimeleri en iyi açıklayan ansiklopedik kitabı da Feyruz Ebadi yazmıştır ve kendisi Arap değildir. Vallahi setus'al yevmel kıyam. Kul vahid minne seyes'al. Yes'al Allah subhanahu teala. Vallahi kıyamet günü bunlardan dolayı sorulacaksın. Hepimiz her durumda sorulacağız kıyamet gününde. Tus'al anin Nebi Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem hakkında sorulacaksın kıyamet günü. Halen Nebi aleyhissalatu vesselam bellig hâzed din. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem bu dini apaçık bir şekilde insanlara aktardı mı diye sorulacaksın. Nasahana bize samimi bir şekilde nusah etti mi? Au na'am au la. Na'am. Setujib bi na'am. Herkes evet diyecektir bu durumda. Sa'ilek Allah an hada allazi ja'a bihi an-nabi sallallahu aleyhi ve sellem. Hal ta'allamt? Kolaşa. Hada allazi yes'alek Allah subhanahu wa ta'ala an hada allazi ja'a bihi an-nabi sallallahu aleyhi ve sellem. هل تعلمت هذا الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم أو لا؟ النبي صلى الله عليه وسلم kendisiyle gönderildiği şeyi öğrendin mi yoksa öğrenmedin mi diye kıyamet günü sorulmayacak mıyız? هل عملت؟ Bununla amel ettin mi diye sorulmayacak mıyız? هل دعوت؟ Buna davet ettik mi insanları diye sorulmayacak mıyız?
Hal sabart? Bunun için sabrettin mi diye. Alel ilm sabart? İlimi öğrenmek için sabrettin mi? Hal sabart alel amel? Amel etmek için sabrettin mi? Hal sabart alel da'va? Ya da bunu davet etmek için sabrettin mi? Setus'el an hâda. Kıyamet günü bunlardan sorulacaksın. وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ مَاذَا أَجَبْتُمُ الْمُرْسَلِينَ هَذَا الدَّلِيلُ قُلْ لَهُمْ فَقَطْ Bunun delili de kıyamet günü onlara nida edilir ve denilir ki peygamberlere nasıl cevap verdiniz, nasıl icabet ettiniz? اِذَنْ اَدِّينُ وَاضِحِ O zaman şunu söyleyebiliriz, dinimiz apaçık bir şekilde. يَسَّرْ لَنَا اللّٰهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى التَّعَلُّمْ Bu dini öğrenmeyi de kolay kılmıştır Allah. بَلَّغَ النَّبِي صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ Nebi sallallahu aleyhi ve sellem her şeyi bize tebliğ etmiştir. سَتُسْأَلْ عَنْ هَذَا Bundan dolayı sorulacaksın kıyamet günü. Maza tasna ba'de hada tenam? Bundan sonra uyuyacak mısın yoksa? Tel'ab? Oynayacak mısın? Hulakt limada? Sen ne için yaratıldın? Limada hulakni? Neden yaratıldık kızlar? Lil ibade. Sadece Allah'a ibadet etmek için. Hal nahnu nashtagil fil ibade? Biz yaratılış gayemiz ibadet için çalışıyor muyuz? La illa men rahimallah. Allah'ın rahmet ettiği kimse hariç kimse böyle yapmıyor. La yumkin li ahad an yetabarra min tariqati s-salaf s-salih. Hiç kimse selef-i salihin üzerinde bulunduğu yolu yanlış göremez. Hal nahnu haqqan al-an nesir ala tariqati etba'i s-salaf s-salih? Hangisi daha iyi? Yani selef-i salihin yolundan gitmek mi yoksa başka yoldan gitmek? La illa men rahimallah. Allah'ın rahmet ettiği kimse dışında hiç kimse bu yolda gitmiyor. İzen labud من اليوم أن نتغير. Bugünden başlamamız lazım. Ertelemeden değişmemiz gerekir. أن نبدأ حياة جديدة. Yeni bir hayata başlamak üzere, yeni bir sayfa açarak başlamamız gerekir. حياة فيها الجد والاجتهاد. İçinde ciddiyet ve çalışkanlığın olduğu bir hayat. نطلب العلم. İlim talep edeceğiz. نأتي إلى المساجد. Mescitlere geleceğiz. نبدأ بعلم التوحيد لابد. توحيد علمنا ورمك إلى بويشة بسجاس. عندنا كتاب مختصر مفيد جدا كتاب التوحيد. شوك مختصر بس أزده بالكتاب كتاب التوحيد كتاب من بليوسوس. والعقيدة الواسطية. وأكيد الواسطية اسم الكتاب. هذا الكتابين أهم الكتب في التوحيد والعقيدة. Bu iki kitap tevhid kitapları içerisinde en önemli kitaplardandır. ثم عندنا كتاب بلوغ المرام. Sonra بلوغ المرام isimli hadis kitabı vardır. أحاديث فيها الأحكام الشريعة. Yani şer'i ahkamları beyan eden hadisleri İbn Hacer rahimehullah zikretmiştir burada. هذه الكتب الثلاثة لا تأخذ منك سنة واحدة في الدراسة. لو تعكف عليها لا تأخذ منك سنة في الدراسة. Bu üç kitabı öğrenmeye çalışırsan Allah'ın izniyle bir sene geçmeyecektir. لكن نحن إلا من رحم الله نضيع الأوقات. Allah'ın rahmet ettiği kimse dışında herkes bu vakitleri zayi ediyor. خاصة بهذه الأجهزة الآن. Özellikle de bu yeni çıkan bu cihazlarıyla vakit geçirenlerin sayısı çokça artmıştır. نسمع لأي أحد. Herkese işitir olduk artık bunda. لا. تستطيع أنت الآن هنا في تركيا أن تأتي بالشيخ بن عثيمين رحمه الله تعالى هنا عندك يدرسك. Şu an sen Türkiye'desin ancak İbn-i Hüseyin Rahimahullah'ın dersini açıp dinleyebiliyorsun. Sanki İbn-i Hüseyin senin yanına gelmiş gibi. كيف تستمع إلى شروحات الشيخ؟ Onun şerhlerini açarak sanki onu yanına çağırmış gibi, onun yanında oluyormuş gibi oluyorsun. تحفظ. Bunları ezberlersin. تراجع. Bunları tekrar edersin. إذا يسأل الشيخ أي سؤال توقف التسجيل ثم تجيب أنت ثم بعد هذا تسمع الإجابة. Diyelim ki şeyh orada bir soru sordu, durdurursun ve ona cevap versin kendi ağzında. Sanki şeyh sana sormuş gibi. هذا الأخ الآن لو عكف على دروس الشيخ بن عثيمين رحمه الله تعالى ماذا يكون بعد فترة؟ Diyelim ki bir kardeş İbn Hüseyin rahimehullah'ın ilimlerinin yazılı olan kitaplarının üzerinde oturursa onlarla çalışırsa ne olacak bir süre sonra? يكون بن عثيمين ثاني هنا. İkinci bir İbn Hüseyin رحمه الله olacaktır. لكن يسمع إلى هذا ويسمع إلى هذا ويسمع إلى هذا ويدرس اليوم كتاب ثم يترك ثم يدرس كتاب ثاني تضيع الأوقات. Ancak bugün birini yarın başka birini dinliyor. Sonra şu kitabı okuyup yarısında bırakıp başka bir kitaba intikal ediyorsa bu vakti zayi edecektir. تعقد درس يومي مع الشيخ بن عثيمين رحمه الله تعالى أقل شيء ساعة في اليوم. İbn Hüseyin rahimehullah Allah en azından bir saat kendine belirlersin, yavaş yavaş okumaya başlarsın. يومي لا تنقطع عن هذا الدرس. Bu derslerden sakın geri durma, devamsızlık yapma. وهذا سهل جدا مع هذه الأجهزة.
Bu yeni cihazlarla bu çok da kolaylaştırmıştır insanlar için. لماذا لا نستغل هذه الأجهزة في طاعة الله في التعلم؟ Neden bu cihazları Allah'ın taatinde kullanmıyoruz? اللغة العربية. Arapça, Arap dili. لغة من؟ Kimin dilidir? Kime aittir bu dil? لغة العرب. Araplar için mi sadece bu dil? هذه اللغة قبل أن ينزل بها القرآن ليس لها قيمة. العرب ليس لهم قيمة قبل نزول القرآن وقبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. والله. القرآن الكريم indirilmeden önce ne Arapça dilinin ne de Arapların hiçbir kıymeti yoktu. Ta ki Kur'an-ı Kerim indirilene kadar. Ondan sonra kıymete bindi. نعم ارتفعت اللغة العربية عندما بعث النبي صلى الله عليه وسلم من العرب ونزل القرآن بلسان عربي مبين. Arapçanın değeri Nebi sallallahu aleyhi ve sellem gönderildikten sonra, Kur'an-ı Kerim gönderildikten sonra artmıştır. İzen lâbud en nete'allem el-lugha hattâ nefhem el-Kur'an. Bizim Kur'an-ı Kerim'i öğrenmek için bu dili öğrenmemiz şarttır. Mâ huve s-sebeb lidukhûl el-bid'a? Mâ's-sebeb? Bu bidatların dinimize girmesinin sebeplerinden biri de min ahtar el-esbâb en lâ ne'rif el-lugha el-arabî. Arapçayı bilmememizden dolayıdır. يعني الآن أنا أتكلم باللغة العربية. شلون بمثل عربي تكون شو؟ وهذا الأخ يترجم. يترجم لكم. مكالمة لسه ترجمة يدش. ممكن أنا أقول واجب وهو يقول محرم. Belki de hocamız vacip diyordur. Ben de haram olarak çevirip size aktarabilirim. وأنت لا تعرف شيء. Siz de bundan haberdar olmuyorsunuz. صحيح ولا؟ Bu mümkün olabilir. في الكتب الآن بعض المؤلفات تكتب على الحق ياتي المترجم يقلبها على الباطل. Bazı kitaplar görüyoruz. Orada şarih yani bu kitabı yazan bir kimse hakkı söylemiştir. Ancak tercüme eden bir kimse bunu çarptırıp batıl yorumlar oraya eklemiştir. İzen lügat kul muslim ma hiye? O zaman tüm Müslümanların dili nedir? Ay lüga. Hangi dil? El-lüga el-arabi. Arapça dilidir. Ente el-an fi'l cami'a mesela au fi'l medrese تفهم كل كلمة حتى في الرياضيات مثلا أو في الفيزياء. نعم. Sen kendi üniversitenin mesela tıp dalıyla ilgili, matematik dalıyla ilgili tüm terimleri anlıyorsun. كيف الآن لا تفهم كتاب الله سبحانه وتعالى؟ كيف؟ Bu kadar terimleri anlıyorsun ancak Kur'an-ı Kerim'deki terimleri ve kelimeleri anlamıyorsun. Bu nasıl olacak yani? كلام رب العالمين لا نفهمه. Yüce Rabbimizin kitabını, onun kelamını anlamayacak mıyız? الآن أنت في كل صلاة تقرأ الفاتحة. Sen her namazında Fatiha suresini okuyorsun. لازم تصحح قراءة الفاتحة. أهم ما يكون. Önce başlaman gereken şey mesela Fatiha suresini okuyorsan doğru telaffuz etmeyi, bunları mahreçleriyle okumayı öğrenmen gerekir. يعني لا يمكن أن يقول الذين. لابد أن يقول الذين. Mesela الذين değil de الذين olarak söylememiz doğru olmayacaktır. نعم لابد أن يفهم ما هذا الكلام الذي يقول. Bu söylediği ağzından çıkan kelamın ne olduğunu anlaması gerekir. إذن نحن الآن في خطر. Şu an o zaman biz büyük bir tehlike üzerindeyiz. وعلاج الخطر سهل جدا. Bu tehlikenin, bu sıkıntının ilacı da çok kolaydır. ثم بطلب العلم ماذا يحصل لك؟ Sonra sen ilim talep ederek neye vakıf olursun? ماذا تحصل؟ Neye yarayacaksın? İlim talep ederek ne olacaksın? Ma al-faide min talep al-ilm? İlim talep etmenin faydası bizim için ne olacaktır? Sehhal Allahu lehu tariqan il-cennet. Eğer sen ilim talebine girersen Allah sana bununla cennete giden yolu kolaylaştıracaktır. Tertefi leyse derece, derecat. Yüce Allah senin bir dereceni arttırmayacaktır. Senin derecelerini arttıracaktır. Hatta al-hitan bil-bahr tastaghfir lak. Denizdeki balıklar bile senin için istiğfarda bulunacaktır. تدعو بمالا. Sen ne ile dua ediyorsun? بزيادة المال. Yani malının mülkünün çoğalması için mi? السيارات العقارات. Ya da güzel arabaların, güzel gayrimenkullerin olsun diye mi? الأولاد. Ya da evlatlarının sayısı çoğalsın diye. لم يؤمر النبي صلى الله عليه وسلم بأن يستزيد من شيء إلا من العلم. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem hiçbir hususta bir şeyi ziyadeleştirmesi için Allah'a dua etmesi hususunda emredilmemiştir ilim hariç. وقل رب زدني علما. De ki Rabbim benim ilmimi arttır. El İmam Ahmed rahimehullah. İmam Ahmed rahimehullah biliyorsunuz. Yaqul talabul ilm la ya'dilu şey' min el ibadat. İbadetler içerisinde ilim talebi gibi bir şey yoktur. İla ahlasa lillah. Eğer kalbini
kalbinde ihlas var ise. Al-İmam Malik rahimahullah. İmam Malik de şöyle demiştir. Su'ile ar-racul mescun mahkum aleyh bil kasas. Yani mümkün yaktulu gaden au ba'd gaden. Buna bir adam hakkında soruldu. Bu adam hapiste ve yarın öbür günde öldürülecek. Ne yapması gerekiyor bu adamın? Hangi amelleri yapması gerekiyor? Faqa sa'alu al-İmam Malik rahimahullah ta'ala. Mâza ya'mel hâza? Leysa ledeyhi illa vakt qalil. Mâza yasna'? Yusalli, yasum, yestagfir ev yakra'l Kur'an. Mâza yasna'? İmam Malik'e soruldu bu işte hapisteki adam hakkında. Ne yapsın? Namaz mı kılsın? İstiğfar etsin? Kur'an-ı Kerim mi okusun? Ne yapsın diye sorulunca Mâ huve afdhalu amel? Hangi amel daha faziletli onun için denilince? Qala al-İmam Malik rahimahullah ta'ala yatlubu al-ilm. İmam Malik rahimahullah dedi ki ilim talep etmesi en hayırlı olacaktır onun için. İzen talebel ilm yakul Şafii rahimahullah ta'ala la ya'dilu şey min al-ibadat limen khalusat ev salihat niyetu. İmam Şafii rahimahullah da aynı şekilde demiştir. İhlası tam olan bir kimse. La, kavla İmam Ahmet, biri sözde. İmam Ahmet diyor ki ihlası tam olan bir kimse için, ihlası iyi olan bir kimse için ilim talep etmekten daha iyi bir ibadet yoktur. Şafii rahimehullah يقول طلب العلم افضل من صلاه النافله. İmam Şafii rahimehullah diyor ki ilim talep etmek nafile namazdan daha hayırlıdır. Hadi قل جزاك الله خيرا. Ana la usalli nafile atlub el ilm. Şimdi bir kardeşimiz çıkıp şöyle diyebilir. O zaman ben ilim talep edeyim, namaz kılmayayım. Ne قل لا. Diyeceğiz ki hayır böyle yapma. طالب العلم لا بد ان يعمل بعلمه. Biz diyoruz ki gerçek ilim talebesi ilmiyle amel eden ilim talebesidir. Lakin arada Şafii İmam rahimehullah teala yubayyin أن طلب العلم متعدي إلى الآخرين وصلاة النافلة قاصر عليك. İmam Şafii rahimehullah bu sözüyle yani şunu kastetmiştir. Bir kimse namaz kılarsa sadece kendisine fayda verir. Ancak eğer ilim talep eder, onu başkalarına anlatırsa hem kendisine hem de başkalarına fayda verecektir. الآن إذا أردت أن تجاهد. Diyelim ki sen Allah yolunda cihad etmek istiyorsun. كم ممكن أن تقتل من الكفار؟ Kafirlerden kaç kişi öldürme mümkündür tahminen? Kim? Vahid. Bir tane mi öldürürüz? Sineyn. İki tane mi öldürürüz? Mümkün akser şey aşağı, mümkün. Taş çatlasın on diyelim. Ve mümkün tuktel, la tuktel ahd. Belki de öldürmeye gidersin, seni öldür.